Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi keki ve üzerindeki ev yapımı çikolata sosuyla nefis bir borcam pastası tarifim olacak. Umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Hemen tarife ve yapım aşamalarına geçiyorum. 4 tane büyük boy yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini çok güzel bir şekilde çırpıyorum. 2 katı hatta 3 katı hacmine çıkana kadar. Ben mutfak şefinde Yaklaşık 10 dakikaya kadar çırptım en yüksek devirde. Mikserle çırpacaksanız siz de birazdan göreceğiniz kıvama gelene kadar e, çırpmanız gerekiyor. Hem yumurtanın güzelce kabarması için e, hem de piştikten sonra yumurta kokusunun olmaması için e, güzelce çırpmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi rengi kar gibi açılana dek ve 2-3 katı hacmine çıkana dek güzelce çırpıyoruz. Bu sayede şeker de yumurtanın içerisinde çok güzel bir şekilde erimiş oluyor. İçerisine başka sıvı malzeme girmeyecek. Hemen kuru malzemelerini ekliyorum. 1,5 su bardağı un kullandım. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyam var. Unu kademeli olarak ekleyebilirsiniz. Ben tam olarak 1,5 su bardağı un eklemiştim. Tam geldi. Sizlerde de Yavaş yavaş ilave ederek kıvamını bulabilirsiniz. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum. O yumurtanın kabarmış olan hacmini söndürmemek için, e, kekin daha güzel kabarması için spatula ya da e, bir çırpıcıyla çok fazla e, karıştırmadan e, daha doğrusu e, bu dediğim gibi yumurtanın hacmini söndürmeden alttan üste doğru unu iyice e, yumurta ve şekeri e, yedirerek çırpmaya devam edelim. Köpük köpük bir kek harcı oluyor. Bunu pandispanya olarak keklerinizde de kullanabilirsiniz. Çok güzel kabarıyor. Pamuk gibi de olacaktır. Kare borcamın içerisine yağlı kağıt ekliyorum. Yağlı kağıt eklememin sebebi piştikten sonra tepsi içindeki pandispanyayı ters çevirmek istiyorum. Daha düz bir görüntüye ulaşması ve çok güzel bir şekilde kabarması için siz de göreceksiniz. Keki fırına atmadan önce bir 5-6 dakika kadar fırını ısıtıyorum. 175 derece ayarına yakın olsun. Çok fırın ısınırsa birden kekin üzeri kızarır pişti diye fırından aldığınız esnada da maalesef kek sönecektir. İçerisi hamur kalabilir. O yüzden kendi fırınızın pişirme durumuna ve zamanına göre dereceyi de ayarlayabilirsiniz. Çok yüksek ısıda olmasın dediğim gibi. Fırının daha çok alt tarafına yakın olan rafa koyarsanız da dediğim gibi kabardığı esnada üst tarafı kızarmayacaktır. Kek pişerken çikolata sosunu hazırlıyorum. Ev yapımı bir sos olacak demiştim. 2,5 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı, şeker ve 2 buçuk yemek kaşığı kakao ekliyorum ardından bir buçuk yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum buğday nişastası da olabilir ama genelde sos tariflerinde muhallebi tariflerinde mısır nişastası kullanırsanız yoğunluğu çok daha güzel olacaktır kaşıkları da çok dolu dolu eklemedim nişasta çok gelirse çok koyu bir çikolata sos olur puding kıvamında olmasını istemiyorum sürekli karıştırarak ocağın başından ayrılmadan sosu pişirmeye koyuluyorum bu sos e, soğuduktan sonra da asla koyulaşmayan kıvamını yitirmeyen e, akışkan bir çikolata sos oluyor. Tarifi mutlaka kaydedin ve tüm pasta kek, e, dondurma soslarınızda tatlı soslarınızda kullanabilirsiniz. Kaynadıktan sonra ocaktan aldım. 40 gram kadar çikolata ekledim içerisine sütlü çikolata daha yoğun çikolata lezzetini vermesi için. Yoksa eklemeyebilirsiniz. E, sorun olmayacaktır. Çikolata eridikten sonra ara ara karıştırarak çikolata sosumu soğumaya bırakıyorum. Çikolata sosun mutlaka soğuk olması gerekiyor. Kabuklanmaması için de ara ara karıştırmanızı tavsiye ederim. Daha sonra kullanmak isterseniz de çikolata sosu bir kavanozun ya da şişenin içerisine koyabilirsiniz. 3-4 gün içerisinde de tüketebilirsiniz. Bu arada kekim de pişti. Benim fırımda 30-35 dakika sürede pişti. Biraz ılındıktan sonra yağlı kağıttan ayıracağım. Dağılmasını istemiyorum. Kek hala sıcakken şöyle yağlı kağıttan dikkatli bir şekilde ters çevirerek yağlı kağıdı ayırıyorum. Gördüğünüz gibi kek bu şekilde aslında pasta tabanı olarak da kullanabilirsiniz. Borcamda kalıp gerektirmeden yağlı kağıt kullanarak ee, çok nizami bir şekilde kare pandispanya da hazırlayabilirsiniz. İkiye bölünecek şekilde oluyor bu tarifle hazırladığınız pandispanya. Bunu da mutlaka kaydedin. 2,5 su bardağı soğuk süt ee, üzerine gezdiriyorum. Kekim hala sıcak onu da söylemek istiyorum. Şerbet soğuk. Ee, kek sıcak olacak. Şerbet dediğime bakmayın içerisinde şeker eklemedim. Çok hafif ve çok lezzetli bir pandispanya oluyor çok sütlü de olmuyor. Önyargılı yaklaşanlara da öncelikle belirtmek isterim. Sosum da güzelce koyuldu. İyice soğuduktan sonraki kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten bu çikolata sos tarifini tek geçerim. Aynı ölçülerde çoğaltabilirsiniz de. Kare borcamda bir pastanın üzerine kullanmak için ağlayan pasta yaptığınızda vesaire bu tarifi uygulayabilirsiniz. Hazır çikolata sos sevmeyenler kullanmak istemeyenler için bu tarif birebir tam ölçüldür. Mutlaka kaydedin. Şimdi sütünü tamamen çekmiş olan ve soğumuş olan kekin üzerine çikolata sosumu ekliyorum. Zaten gördünüz sütü çok çabuk bir şekilde çekti ama kekin iyice soğuması gerekiyor. Her iki malzeme de soğuk olacak şekilde. Birleştirdikten sonra tatlıyı buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ben yarım saat dinlendirdikten sonra direkt dilimleyip servis etmiştim. Tabii ki dolapta bekledikçe kıvamı lezzeti kat kat artacaktır. Eğer üzerinin çok güzel bir şekilde dümdüz olmasını istiyorsanız asla spatula veya kaşık sürmeyin. Bu şekilde sağa sola sallayarak çikolata sosunun tamamen yayılmasını sağlayabilirsiniz. Direkt dolaba kaldırabiliriz. Dediğim gibi tüm malzemeler soğumuştu zaten. Dinlendikten sonra üzerine e, beyaz çikolata sosu ekliyorum. İsterseniz ben usulü eritmiş olduğunuz e, çikolata da ekleyebilirsiniz beyaz çikolata. Ben topik soslardan ekledim poşetin içerisine e, alarak. Üzerini farklı bir şekilde de süsleyebilirsiniz mevsim meyveleriyle. E, hem görüntü hem de e, lezzet açısından gerçekten çok güzel bir pasta oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim evde olan malzemelerle aynı zamanda çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi kürdan veya şöyle çöp şiş yardımıyla da belli aralıklarla çizdikler atıyorum bu arada çikolata sosu sevmiyorsanız farklı meyve soslarıyla da deneyebilirsiniz meyveli farklı bir lezzet olacaktır bir gün o şekilde de tarif verip sizlerle paylaşmak isterim Dilediğiniz porsiyonlarda pastayı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Her defasında bıçağı temizlerseniz kestiğinizde kek dilimleri tertemiz çıkacaktır. Toplamda 16 dilim olacak şekilde ben ayarladım. Umarım bu tarifi denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı videomu yorumlamayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu videoyu izleyenler ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa nefis tarifler için kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Pastamızın dilim halinde bu şekilde. Gördüğünüz gibi sütünü de tamamen çekmiş. Çok sulu bir şekilde kalmıyor. Asla içerisine eklediğiniz süt gözünüzü korkutmasın. Aksine yumuşacık pamuk gibi bir pasta olacak. Mutlaka tarife uyarak denemenizi tavsiye ederim. Bu da son olarak kıvamı yumuşacık sünger gibi olmuştu. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Beni izleyen ve kanalıma destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.